Selamun aleyküm sayın. Bugün buradayız, bahçedeyiz. Biraz zeytin toplayacağız. Zeytinler olmuş. Bu ziraatın zeytini şöyle göstereyim şöyle. Toplayın da biraz. Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere yeni maksul zeytin yapacağım inşallah. Kendi ellerimle topladım. Böyle. Şimdi bu zeytinleri kıracağım ve sizlerden nasıl kırdığımı, nasıl tatlandırdığımı, kışa nasıl sakladığımı paylaşacağım inşallah. Yumurta ayarı yapacağız. Normal çeşme suyundan kullanabiliriz. Tuzu ekliyoruz böyle. Tuz ölçüsü yok. Ta ki yumurtamız suyun üzerine yüzene kadar tuz ekleyeceğiz. Şimdi böyle karıştıracağız bunu. Şimdi önce yumurtamızı koyalım. Yumurtamız şu an gözükmüyor. Şimdi tuzumuzu karıştırıyoruz ta ki eriyene kadar. Yumurtayı da güzelce yıkadım tabii ki mutlaka. Bu yıkamadan zaten kesinlikle olmaz. Şöyle tekrar deneyelim. Yumurtamız birazcık daha istiyor belki. Biraz daha tuz ekleyeceğiz. Şu an 5 kaşık servis kaşığıyla tuz koydum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi 5 servis kaşığı tuz koydum. Şöyle yumurtamızı koyuyoruz. Ve yumurtamız şu an göründü. Yüzmeye başladı. Ne demek? Şimdiki tuzumuz yeterli demek. Şöyle iyice karıştıralım. Şu an yumurtamız suyun üzerinde yüzüyor. Şimdi yumurtamızı alıyorum. Şimdi böyle bir şişe kullanacağım. 5 litre su şişesi. İçindeki bu tuzlu suyu içerisine boşaltıyorum. Bu kadar yeterli. Çeyreğine su koydum. Şimdi zeytinimi kırmaya başlayacağım. Şimdi burada bir adet taşım var. Biz bunun üzerine et dövüyoruz. Bu da dokmağı. Ama bunun sapı var tabii ki. Zeytin kırmak için bunun sapını çıkarttım. Şimdi bununla zeytin kıracağım bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yasını oldu. Asla bir tanımlar. Çok zeytinleri aşırı zedelemeden bu şekilde zeytinlerimizi kıracağız. İnşallah. Şimdi sayın takipçilerim böyle 1 kilo kadar oldu mu, 1,5 kilo kadar oldu mu bu suyu niye hazırladık, tuzlu suyumuzu? Zeytinimiz kararmaması için böyle 1 kilo kadar kırdık mı dolduruyoruz böyle. Böyle yaparsak zeytinlerimiz yemyeşil kalır. Bu şişemiz hemen hemen tam 3,5 kilo zeytin alıyor.
Şimdi böyle bir şişeyi doldurdum. Suyu az geldi. Üstüne de ekledim. Şöyle bir kenara alıyorum. Ve şöyle bir doldurdum var. Onun içine de çeyreğini su koyacağım. Şimdi zeytinlerimi kırdım. Şişelere koydum. Şu an hazır. Zeytinlerim şu an yerini aldı. Maşallah göz alıcı zeytinler. Şimdi sayın takipçilerim, bu dediğim gibi kışa saklayacağımız zeytini yumurta ayarı yapıyoruz. Sizlere gösterdiğim gibi bu şekilde kışa saklıyoruz. Kışında bunu birkaç kere suyunu değiştirip tadına bakıp tatlandı mı normal tuzunu koyup yiyebiliyoruz. Tatlandıracağım bir tanesini. Biz Allah'ın izniyle tüketeceğiz. Bunu birkaç kere suyunu değiştireceğim. Bunu yarına kadar tuzlu suyla bırakacağım. İstersen bir hafta bırakın, isterseniz iki gün bırakın. Ondan sonra birkaç kere suyunu değiştirip tatlandırıp kavanoza koyacağım. Bunu normal tuzunu, yiyebileceğimiz kadar tuzunu koyup ağız tadıyla inşallah tüketeceğiz öyle. Sayın takipçilerim, şu an zeytinim karşınızda hazır. Kışa zeytin yapacaksanız benim fikrim şu an yapmayın. Ben sadece sizler yapabilin diye yaptım. Ama biraz daha erken yiyeceğiniz zeytini şimdi yapın. Ama kışa saklayacağınız zeytininizi biraz daha geç yapın. Şimdi çünkü havalar çok sıcak. Onun için bunu da sizlere belirtmiş oldum. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone olmayı, videomu beğenmeyi ve çok kıymetli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Ve yeni kanalıma abone olup bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Allah hepinize razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.